Şimdi ben bir konudan bahsetmek istiyorum. Birkaç gündür kardeşlerimiz hocamızın yayınını da izliyorlar. Ateistler var, soru soranlar. Ve hocamızın çok şefkatli, gerçekten üslubunu görebiliyorlar. Gerçekten çok şefkatli yaklaşıyor. Ben genel olarak İslam'ı genel olarak dünyada gören kişilerin radikal bir zihniyeti gördüklerinin farkındayız hepimiz. Ve bunda Kur'an, daha doğrusu kendi bildikleri İslam dışında, yani ona İslam denmez de o kendi bildikleri hurafe dini dışında başka bir din benimseyenlere genelde hep öfkeyle bakarlar. Hatta öldürmeye varan şeylere girişirler. Böyle bir model olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İslam denince hep insanların aklına, Batı'da da insanların aklına bu geliyor. Şimdi bunun dışında bir sistem var Kur'an'da. Kur'an uygulanmadığı için bunu bilmiyorlar ve Kur'an uygulanmadığı için bu yanlış uygulanıyor. Ve biz bunu anlattığımızda da hayır, siz çok iyi düşünüyorsunuz, aslında bu o şekilde değil diye bir iddiada bulunuyorlar. Ben buna Kur'an'dan örnek vermek istiyorum. Kur'an'da tam olarak fikir özgürlüğü vardır. Kur'an'da tam olarak herkese şefkat vardır. Ve Müslümanları bütün o fikir özgürlüğü zaten gerekli kılınmıştır. Şimdi bir ayet okuyacağım. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. 39-18. ayet. Ki onlar sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar temiz akıl sahipleridir. Şimdi burada sözü işitirler ve en güzeline uyarlar ifadesinde bazı kişiler bunu işte Kur'an'a işitirler ve en güzeline uyarlar gibi çeşitli açıklamalar var. Halbuki burada Kur'an ayetleri zaten güzeldir. En güzeline uymak burada Kur'an'a uymuyor zaten. Ve burada Arapça açıklamasında da sözü, yani genel olarak her sözü işiten bir topluluktan bahsediyor. Bir Müslüman topluluktan. Bu ne demek biliyor musunuz? Her sözü dinliyor. Yani her bilgiyi alıyor. Her bilgiye açık. Her bilgiyi dinliyor fakat Müslümanın özelliği en güzeline uyuyor. En doğrusuna uyuyor. İşte o Müslümanlık oluyor. Hocamız zaten bunu teşvik eder. Farkındaysanız her zaman tamam Darwinizm de öğretilsin mesela okullarda. Fakat bunun yanında bilimsel delil verilsin. İşte orada aklı selim bir insan zaten orada doğruyu görür. Yani bütün fikirleri görür ve doğruyu görür. Doğruyu zaten doğal olarak alır. Ama engellenen bir insan, sadece tek bir yöne yönlendirilen bir insan doğruyu göremez. İşte Kur'an'da Müslümanlara verilen bir hak var, yani bir güzellik var. Bütün sözü işitiyorlar ama akılla, ferasetle, Allah'ın kendilerine verdiği o basiretle doğru olanı, güzel olanı anlayabiliyorlar. İşte ona akıl diyoruz biz. O yüzden Müslümanlar akıllı oluyorlar. O yüzden Müslümanlar zaten Marksizmi bildikleri için Marksizmin neden geçersiz olduğunu anlayabiliyorlar. Zaten Darwinizmi de bütün detaylarıyla bildikleri için neden Darwinizmin geçersiz olduğunu anlayabiliyorlar. Darwinistler genelde bizim karşımıza çıkıp o evrim kitaplarını salladıklarında zannediyorlar ki bizim gerçekten evrim hakkında hiçbir bilgimiz yok. Halbuki biz bütün materyalist, bütün komünist, bütün Darwinist kitapları, yazıları, her şeyi okuyoruz, biliyoruz zaten. Onların zaten fikirlerini de biliyoruz. Bir konu olduğunda onu söylüyoruz yani. Evet. Biz bu konuyu bilmiyoruz, araştırıp o konu hakkında yorum yapalım diyoruz. Evet. Evet. Tabii inşallah. O Müslümanın özelliği işte her fikri dinleyip, her sözü dinleyip doğruyu araştırıp bulan. İşte o zaman akıl ortaya çıkar. O zaman zaten asıl gerçek Müslümanlık ortaya çıkar. O zaman baskı altında bir Müslümanlık değil de akılla Allah'ı görerek, Allah'ın yarattıklarını görerek, anlayarak, bilerek, Allah'ı yücelterek doğru bir Müslümanlık çıkar. O yüzden işte Allah fikir özgürlüğünü Kur'an'da övüyor Müslümanlara. İşte o yüzden de Müslümanların gerçekten dışarıdaki insanlara karşı kendisine tabii ki saldırmayan, çünkü onların konumu farklı oluyor ya da arkadan vuran kişilerin konumu farklı oluyor. Fakat dürüstçe ateist olduğunu söyleyen, dürüstçe Darwinist olduğunu söyleyen ve bu konuda konuşmaya çalışan, Hristiyan olup üçlemeyi savunan belki kişilere karşı hep şefkatle, hep yakın olarak, hep güzellikle davranmaları ve doğruyu bu şekilde anlatmaları gerekiyor. İşte bu çok güzel bir tebliğ metodudur. Bunda zaten karşı taraf direnemez. Bunda doğruyu gördüğü anda zaten aklı kabul eder. İlk başta inkar etse de ve ileriki vadede zaten kabul eder inşallah. İnşallah tabii aynı.